Cem Yavuz Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Temsilciler Meclisi'nde bu hafta Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, Yurt Gazetesi Haber Koordinatörü İsmet Demirdöğen gündemi değerlendiriyor. Temsilciler Meclisi bugün saat 20'de Bugün TV'de. Avrupa'nın iki devi karşı karşıya geliyor. Bu heyecan fırtınasını Bugün TV evlerinize getiriyor. Bir tarafta son Dünya Kupası finalisti Hollanda, diğer tarafta kupa koleksiyoncusu İtalya. Van Persie'li, Kite'lı, Buntelar'lı portakallar, Pirlo'lu, Marquisio'lu, Balotelli'li gök mavilileri konuk ediyor. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönetici bu müthiş mücadele bugün 21.30'da sadece Bugün TV ekranında. Kaçırmayın. Kadını diyorlar ama uykusuz ev kadını olmayacağım. Hepsine yetecek enerjim var. Çünkü İstikbal'de fırsat mevsimi başladı. Enerji serisi yataklarda %20'ye varan indirimler sizi bekliyor. Üstelik bonusa özel 12 taksitle şimdi alın, Temmuz'da ödemeye başlayın. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte her zaman olduğu gibi. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Dün akşam önemli bir toplantıdaydınız. Erdem Başçı ile birlikteydiniz. Evet. Dün de reel efektif döviz kuru endeksi açıklandı. Hatta bir izleyicimiz de Aydın Yağcı da sormuştu dün. Ne olur, etkileri nasıl olur diye. Siz de dün Erdem Başçı'ya sorularım olacak demiştiniz. Nasıl geçti görüşme? Konuşabildiniz mi? Sorularınızı yöneltebildiniz mi? Hangi mesajları aldınız oradan? Böyle başlayalım. Evet, aslında sorularımızın çoğuna cevap verici bir sunum yaptı Sayın Başçı. Yalnız şöyle söyleyeyim. Baba Ali toplantıları adı altında yapılıyor ve gerçekten çok iyi bir grup vardı toplantı dinleyen. Çok nezih, az sayıda. Yani toplam belki 60 kişi falandı. Evet. Sayın Bakan, eski Bakan Bülent Akarcalı oradaydı. Sayın Valimiz geldi, Hüseyin Avni Mutlu. Aynı zamanda ekonomi yazarlarından Deniz Gökçe de oradaydı. Yalçın Doğan oradaydı. Ve Sayın Başçı gerçekten çok güzel bir resim çizdi. Şey anlamında, hani ekonomi iyiye gidiyor anlamında değil. Ne yaptıklarını çok net bir şekilde anlatmak anlamında çok güzel bir resim çizdi. Hı hı. Ben zaten şeyden çok etkileniyordum. Yani onu da ayaküstü böyle toplantı başlamadan önce dışarıda beraber sohbet ettik. Bayağı da uzunca bir sohbet oldu. O sohbet sırasında da ben hani şu Merkez Bankası'nın araştırma birimi, yani şu açıklanan finansal istikrar raporları olsun, aynı zamanda enflasyon raporları olsun, yani burada çok inanılmaz bir kalite var. O da tabii Fatih Özatay döneminde araştırma birimine çok iyi üniversitelerden doktoralarını bitirmiş kişilerin alındığını, şu an Türkiye'de
biliyorsun bütün üniversiteler makaleler yayınlıyor. Merkez Bankası Türkiye'de biz diyor ikinci sıraya geldik. Yayın, dünya çapında yayınlanan makaleler anlamında. Rapor kalitesi anlamında da ben şunu söyleyebilirim. Yani o raporları okuduğum için ki sıradan bir insan o raporları okuduğunda gerçekten çok net birçok şeyi anlayabiliyor. Hatta buradan özellikle sanayici ve iş adamlarına ben sesleniyorum. Ve ihracatçılara, ithalatçılara. Açıp o finansal istikrar raporunu bir okusunlar. Şeyi görecekler orada. Önümüzdeki 6 ay ne olacak? Onu rahatlıkla görebilecekler. Çünkü Merkez Bankası'nın kullandığı veri seti çok büyük. Ve oradan çıkarılan sonuçlar sıradan bir insanın anlayacağı şekilde anlatılıyor. Ve Erdem Bağışçı da hakikaten buna çok fazla önem veriyor. Yani kamuoyunun bilgilendirilmesi, ne yaptıklarının çok net anlatılması konusunda çok önem veriyor. Çok esprili bir toplantı oldu ve genellikle biz hep Sayın Erdem Bağışçı'yı bu resmi toplantılarda, basın toplantılarında ciddi olarak görürüz. Dün çok esprili bir sunum yaptı. Evet. Bu sunumda öne çıkan şey şu. Büyümeyi harekete geçiren, yani büyüme faktörü nedir? Çok net bir resim gösterdi. 35 yıl yüksek enflasyonla yaşayan Türkiye'de bu enflasyonun nasıl büyümeye zarar verdiğini hakikaten akademik, bilimsel bir çalışmayı çok basit anlatarak gösterdi. Ve yaklaşık 30 yıl bizim gelirimiz, kişi başına gelir, Amerika'daki birinin geliriyle biz Amerika'daki 10 bin dolar alıyorsa biz 20 bin dolar pardon 2 bin dolar bir gelire sahipmişiz. Bu sonra 1000 dolara kadar düşmüş. Yani Amerika'daki kişi başına gelirin %10'una kadar düşüyor. O enflasyonist dönemde. Arkasından gelen dönemde ise şu an tekrar %20'lerin üzerine çıkmış durumda kişi başına gelir. Bunun yani şu anda 2 bin dolar. Yok 2000 tekrar 120 dolara yani tekrar 2000 dolara gelmiş oluyorsun. Yani ama bir 35 yıl bayağı bir aşağı gitmişiz. Burada enflasyon faktörünün çok önemli. Yani fiyat istikrarı büyümeyi ciddi biçimde etkiliyor. Bunu çok net bir şekilde anlattı orada. Büyüme faktörlerinden bu emeğin ve sermayenin büyümesi ve bir de verimliliğin artmasından bahsetti. Şimdi emeğin büyümesi şu Barış. Japon ilginç bir de örnek verdi Jackson Hole'da Amerika'daki toplantı sırasında. Gerçi off the record da konuştu ama bunlar çok rahat söylenebilecek güzel şeyler. Yani rahatlıkla bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Jackson Hole'da Japon Merkez Bankası Başkanı yardımcısı imiş bunu söyleyen kişi. Şöyle demiş, Japonya'da şu an nüfus eksiye dönmüş durumda. Aynı büyüme nasıl ki eksi, enflasyon sürekli eksi. Eksiye dönmüş durumda. Yaklaşık 600 yıl sonra son Japon'u da dünyada kaybedeceğiz. Hiç Japon kalmayacak şeklinde bir şey söylemiş. Bu açıdan Türkiye'nin çok şanslı olduğunu söylüyor. Emek piyasasının çok güçlü olduğunu ve genç bir nüfusumuzun olduğunu söylüyor. Bu açıdan büyümede o faktör bizde var. Sermayeye gelince, sermaye dediğin şey yatırım. Türkiye'de tasarrufların nasıl hızla azaldığını gördük ve bunu çok objektif anlattı. Yani tasarrufların azalışında hem daha önce yapılan yanlışlar var. Bu 40 yaşında emeklilik vesaire. Mesela ilginç işte bir şey söyledi. Bu şey hani kesin böyledir demiyor. Zaten bilimsel bakış açısı onu söyletmez. Ama şunun etkisi olabilir dedi. İnsanlar hani erkekler 42 yaşında, kadınlar 36-38 yaşında emekli olurken nasıl olsa bundan sonra bana devlet bakacak diye tasarruf meyilli azalmış olabilir. Ayrıca faizlerin, reel faizler %20-30'lardan sıfıra şu an inmiş durumda. Hatta negatif reel faizden bahsetti. Bu da tasarrufları azaltmış durumda. Evet. Tasarruf açı, yani bir yandan yatırım yapıyorsunuz, 100 liralık yatırım yapıyorsunuz, 40 lira tasarrufunuz varsa 60 lirayı nereden buldunuz? 60 lirayı dışarıdan buldunuz. Dolayısıyla bu da cari açığı artırıyor. Yani büyümek için can atan bir Türkiye, yatırım yapmak için, büyümek için can atan bir Türkiye ama yetersiz bir tasarruf. Bu da dışarıdan ciddi anlamda yabancı sermaye çektiğiniz sürece yatırımları yapabiliyorsunuz. Verimliliğe gelince, verimlilik anlamında Türkiye'de
çok önemli bazı atılımlar. Bu Ar-Ge'nin milli gelire oranının nasıl arttırıldığından bahsetti ve son alınan önlemleri o resmin içerisine o kadar güzel yerleştirdi ki şu ortaya çıkıyor. Kendilerine verilen görev, birinci sıradaki görev fiyat istikrarı. Biz bu, mesela benim bilmediğim bir şeyi söyledi. İngiltere Merkez Bankası'nda enflasyon hedefini hükümet belirliyor. Merkez Bankası onu tutturmak zorunda. İşte Avrupa'da enflasyon hedefini tamamıyla merkez belirliyor. Merkez Bankası belirliyor ve tutturmak zorunda. Bizde ise dedi, biz hükümetle birlikte enflasyonu belirliyoruz ve bu müdahale gibi görünse bile Avrupa Birliği bize bu konuda bastırdı. Enflasyon hedefini siz belirlemelisiniz. Merkez Bankası özerk olma şeklinde ama biz istemedik. Şu an halimizden memnunuz. Çünkü diyor hükümetle birlikte belirleyince hükümet de o enflasyon hedefini tutacağına inanıyor. Dolayısıyla bizim o konuda daha yaptıklarımızı... Peki tam bu noktada şunu soracağım hocam. Evet. Siyaset konuşulduğunu çünkü en son biz de burada ben hatırlatmıştım evet. Size konuşmuştuk. Zafer Çağlayan'ın bir çıkışı olmuştu Erdem Bahçe'ye yönelik. Hiç evet. Bunu soran oldu mu? Bu soruya bir yanıt verdi mi? Şöyle, onu soran olmadı. Sorular şöyle gitti. Yani siz soruyu yazıyorsunuz karta, gönderiyorsunuz ve masada bu soru okunuyor. 4 soru yazmışsanız bir tanesi okunuyor. Ki o da doğaldı çünkü çok fazla soru geldi. Hı-hı. Ama dışarıdaki toplantıda, yani dışarıdaki görüşmelerde bir gazeteci hani bunu sordu, daha doğrusu sormak istedi ama şöyle, tabii ki o tip bir polemiğe veya şeye asla Sayın Bahçeli girmek istemiyor ve kesinlikle öyle bir soruya zaten biz normal işimizi yapıyoruz dedi, o kadar. Yani memur olarak memur yok, bir yanıt verdi yani. Aslında orada hiç cevap vermedi diyeyim. Yani cevaplamak istemedi. Tabii ki yani şimdi onun yerine kendini koy, tamam mı? Oradan söyleyeceğin doğru, bir doğru. tane kelimeyle birlikte bu sefer gereksiz yere bir sürü yeni bir polemik. Sıkıntı yaratırsın. Ama ben şunu gördüm yani Sayın Bahçeli'de bir kere uyguladıkları politikaya gerçekten çok inanıyorlar. Ben hala da şuna inanıyorum. Yani normalde uygulanmakta olan hem kuru belirle, hem faizi belirle, hem kredileri belirle, hem büyüme %4'te tutacak. Yani bunların hepsini belirlemek zor ve bu bir yerde patlar yani. Ben normalde onun teorik tartışmasına vesaire hiçbir şekilde girmedik. Fakat daha çok dinleyici taraftaydım. Hı hı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Merkez Bankası'nın kendi çizdiği bir yol var ve o yolu çizerken muazzam bir teori uygulama birleştirmesi yapmış durumdalar. Ve o yeni araçlar, özellikle rezerv opsiyon mekanizması konusunda Türkiye Finans'ın Genel Müdürü Derya Bey ilk bir sunum yaptı. O toplantının sponsoru olarak. Orada mesela o altın, muzdam karşılıklarının altın olarak tutulması sayesinde ellerini bankaların çok rahatlattığını, bunun çok önemli olduğunu vesaire söyledi. Nihayetinde Barış, şöyle bir izlenim edindim ben. Hakikaten Türkiye'ye dışarıdan bir şok gelmediği sürece, normalde Merkez Bankası'nın politikalarında önemli bir sapma olmaz. Ama bence ikinci dönem, çünkü o büyüme patikası ve enflasyon istikrarı vesaireye ilişkin çizilen resmi gözünüme önüne getiriyorum. Yani Sayın Başçı'nın. Ve bir de şu anki gidişata bakıyorum. Hem siyasi gidişata bakıyorum. Hem de yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası üzerindeki baskıların ben çok artacağını düşünüyorum. Özellikle de şu an esnaf, sanayici vesaireden çok ciddi bir basınç geliyor. Zaten o basınç direkt olarak Sayın Zafer Çağlayan'ın söylemlerine yansıyor bence. Merkez Bankası buna ne kadar dayanır? Bu %15'i, hani krediler %15 büyürse diyor Sayın Erdem Başçı, normalde bankaların istikrarlı bir şekilde karlarının büyümesini sağlayacak bir orandır bu diyor. %35'lerde büyüyordu diyor krediler diyor. Şu an diyor %17'ye kadar çektik. Ama bu da tabii 2011'de büyümeyi hızla aşağı çekti. Onlar şuna inanıyor, %15 yeterli. %15 yeterli. Bunun üzerindeki büyüme cari açığı hızla yeniden arttıracak. Dolayısıyla da ileride bize sıkıntılar yaratacak. Hani geçenlerde seninle konuşuyorduk ya, bundan bir hafta önce falan. Ya istikrarlı büyüyelim, %4, %5 büyüyelim ama her yıl %4, %5 büyüyelim. Bir sene %8 büyümeye kalktığımız anda
Öteki sene işte %3'e hatta evet. %3'ün altına düşüyoruz. Aynı görüşü paylaşıyorlar. Daha önce de hani ben şunu söylemiştim sana. Yani normal ben ekonomiden sorumlu kişi ben de olsam en önemli hedefim istikrar olurdu. Çünkü istikrarın bozulduğu yerde aynı şeyi, aynı cümleleri söyledi Erdem Başçı. Bir kriz çıkıyor diyor. Ondan sonra işsizlik hızla patlıyor. Ondan sonra onu geri getirmek çok zor oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla varlık balonları ve kredi balonları oluştu mu sorusu vardı. Yani kredide balon var mı sorusu vardı. Ona direkt çok net cevap verdi. Kredide balon var idi ama şu an o balonu söndürdük dedi. Şimdi hocam sizin izlenimlerinizi aldık. Bizi izleyen izleyicilerimizden birinde bir eleştirisi var. Evet. Kemal Kılınçarslan da diyor ki Yaşar hocam hep gelirleri sayıyor. Hükümet giderlerden hiç bahseden yok. En pahalı et, en pahalı süt, en pahalı elektrik, dünyanın en pahalı petrolünü, akaryakıtını kullanıyoruz. Millet morfin yemiş gibi dolaşıyor. Akıl tutulması mı var Türkiye'de? Ben mi zekacı diye sormuş o da. Şimdi yani bu gene Nasrettin Hoca'nın şeyine dönecek. Yani Merkez Bankası Başkanı da haklı. Sayın Kemal Kılıçarslan da haklı. Zaten fiyat istikrarı, düşük enflasyon dediğimiz şey bu en pahalı et fiyatı artmasın. Tabii eksi olmasının da ne kadar dünyada kötü olduğunu ki daha önce bunu ben de yayınlarda söylüyordum. Deflasyonist ekonomilerde hep eksi gidiyorsa enflasyon. Hatta orada bir anısını anlattı. Sayın Erdem Başçı. Büyük buhran, 29 buhranı sırasında dedesi zannedersem manifaturacılık mı dedi, bir işle ilgileniyor. Esnaf kendisinin dedesi. O sırada eve gelip ya hanım bugün gene fiyatlar düştü. Aldığımız işte kumaşın metresi şu kadara inmiş. Sürekli zarar yazıyor. Bu da tabii ki gitgide bütün işletmelerin kapanmasına sebep oluyor. Ama en pahalı et, en pahalı süt, en pahalı elektrik gerçekten bu doğru. Yani dünyanın en pahalı petrolünü kullanıyoruz. Burada bunun sebebi Merkez Bankası değil yalnız. Bunun sebebi izlenmekte olan maliye politikası. Bunun sebebi o vergilerin yüksek olması. Yani senin aldığın benzinin içerisinde normal 5 liranın yaklaşık olarak 3-3,5 lirası zaten vergi. Dolayısıyla o direkt olarak devlet o vergiyi alıyor. Bu vergiyi alarak ve faiz dışı fazla vererek ne yaptılar? Borç milli gelir oranı %90'a yakın seviyelerden 2000'li yıllarda %36'ya kadar çektiler. Şimdi orta ve uzun vadede bu istikrarı getiriyor. Ben makro ekonomi ve ekonomist gözlüğüyle bakıyorum. Tamam mı? Ama vatandaşın gelirleri artıyor mu, reel gelirleri? Bak, devlet memuru olduğun zaman hiç olmazsa enflasyondan koruyucu bir mekanizma var. Diyecektim. Eskiden devlet memurunun zammı özel sektörden az olurdu hep. Yani evet, evet. Çalıştığımız sektör. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki memurlar en azından enflasyon oranında bir zam alıyorlar. Özel sektörde artık o da yok. Yok, o da yok. Zammı sorduğu falan da yok. Sorabildiği de yok. Yok, çünkü öyle bir sıkıntı var. Evet. O 2001'den sonra oldu ama bu. Ya işte şöyle bir şey. Reel gelirler, yani reel olarak insanların cebine giren paranın alım gücü anlamında özellikle mal bazında çok Hı-hı. büyük farklılıklar var. Ama mesela 5 yıl önce atıyorum evine çift cam pencere yaptırmak istesen o günkü fiyatla bugünkü fiyatı karşılaştır. Çok fazla bir değişiklik yok. Ne bileyim dayanıklı tüketim mallarında çok fazla bir değişiklik yok. Ama özellikle gıdada ve yer yer bazı sıkıntılar yaşanıyor. İşte buğday azaldı deniliyor. Ondan sonra hayvan zaten yem var, fiyatları. Büyük sıkıntı o değil mi hocam? Şimdi çift camınız olmasa da yaşarsınız da hani ekmek yemeden de yaşayamazsınız. Tabii yaşayamazsın. Yani. Zaten mesela en çok eleştirilen noktalardan bir tanesi de TÜİK en son bu enflasyon hesabı içerisindeki yani ağırlıkları için, değiştirdi. Evet, onları değiştirdi. Ağırlıkları değiştirince tabii daha önce 26 olan gıdanın ağırlığı 24'e düşüyor. Halbuki insanların en çok tükettikleri. Evet. Ama o da belli anketlere göre yapıyor. Şöyle diyor, sanki millet morfin yemiş gibi diyor, dolaşıyor Kemal Kılıçarslan. Akıl tutulması mı var diyor. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim, hani bunun aslında çok ayrıntılı bir cevabı var. Algılama ve alıştırma. Sen 10 yıl önce, yani 10 yıl önce şu an yaşadığımız, şu anki normal hangi olaya bakarsan bak, tamam mı? Hı hı. Kürt sorununun çözülmesi, işte efendime söyleyeyim diğer
konularda askerlerin çoğunun şeyde olması, hapiste olması, tutuklu bulunması vesaire. Bunun bir tanesini dahi yani yüzde binde birini bile aklına getiremezken bu sanki normal bir şeymiş gibi gidiyor. Yani algılamada bir farklılık var. Bu durumda insanlar bence şundan dolayı Barış tepki veremiyorlar. Yani tepki verse tek başına bir tepki, toplu bir tepki, yaptırım gücü olacak bir tepkinin cevabı yok. Yani ben ne yaparsam yaptırım gücü olur. Vazgeçmişlik duygusu. Evet, vazgeçmişlik duygusu. Doğru aslında. Hani mesela benzin zam geliyor. Mikrofon tutuyor arkadaşlarımız. Evet. Akaryakıt istasyonlarındaki vatandaşa. Böyle herkes bir şey söylüyor ama hani hay Allah nasıl oldu bu falan işte yok şudur en pahalı benzini kullanıyoruz vesaire diyor ama sonra onu kullanmaya devam ediyor. Ertesi gün gidiyorsunuz bakıyorsunuz yine aynı akaryakıt istasyonunda o parayı veriyor alıyor. 5 lira olsa bugün 6 lira olsa eminim hiç kimsenin sesi falan çıkmaz. Böyle bir şey var ha. Hani ben ne yapabilirim ki? Peki şimdi ben hani Kemal Bey şimdi bize tekrar mesela mail atsın. Şu yapılabilir desin ve bu çok etkili olur desin. Onun da cevabı çok zor olacaktır. Yani öyle bir cevap bulmak da zor olacaktır. Şimdi o zaman ancak söylendiğinle, söylendiğimizle kalıyoruz. Ama Kemal Bey en azından şey yapıyor şimdi işte buraya mail atıyor biz de onu okuyoruz. Konuşmuş oluyoruz burada. Kemal Bey kendisi ama, açısından bir şey yapmış oluyor aslında. Tabii yani. Aslında kendisi açısından bir şey yapmış oluyor. Fakat bu toplu bir demokrasilerde sonuçta sandık var ve çözüm orada oluyor. Biliyor musun? Burada hani bu millette akıl tutulması mı var dediğiniz anda evet gerçekten olabilir de olmayabilir de. Yani o da zaten çok objektif bir yorum yapıyor. Yoksa diyor ben mi zeka özürlüyüm diyor. Yani ben mi bir hata yapıyorum diyor. Ama ben şunu söyleyeyim ona güzel haber var. Yani Kemal Bey'e. Şimdi Türkiye'nin en büyük problemi Barış kayıt dışı. Ve bu nedenle de dolaylı vergiler çok yüksek. Geçen hafta Mehmet Şimşek Maliye Bakanı açıkladı. Çok açık bir şekilde söyledi. Türkiye'de biz gereksiz yere dolaylı vergileri çok fazla alıyoruz. Yani dolaylı vergi dediğin, içtiğin sudan aldığın vergi, ekmek işte ekmek de yok, diğer işte %8 gıdada, diğerlerinde %18. ÖTV'si aklınızda. Her yerde var hocam, arabada var, benzinde var, elektrikte var, her yerde var. Bak her yerde var. Zenginliğine bakmadan, gelirine bakmadan, ayda 30 bin lira, 50 bin lira geliri olan adam da aynı vergiyi ödüyor. Aynı malı alırken, aynı petrolü alırken sen de aylık gelirin 1500 lira veya asgari ücretlisin sen de aynısını ödüyorsun. Hani Temel demiş ya bana ne demiş zam geldiyse geldi petrole ben gene 50 liralık alacağım demiş. Yakın. Öyle biz de öyle bakıyoruz. Şu an herkes öyle bakıyor yani. Şu an 50 herkes de, 50 değil artık. 30'a düştü. Ben görüyorum hep gittiğimde 30 lira yazıyor genelde. Benden önceki 30 liralık almış oluyor. Hep 30 liraya düştü şimdi. Eskiden 50'ydi. Şimdi 30'a düştü o da. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Yani demokrasilerde gerçekten tepki ortaya konmalı. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Ve sandığa gidip herkes tercihini belirtmeli. Fakat şunu da söyleyeyim. Bu zengine vergi olayı var ya, gümbür gümbür geliyor. Yani Mehmet Hocam, Şimşek'in açıklamalarından ben bunu çok net bir şekilde görüyorum Barış. Yani bunlar halledilmeli dediğiniz gibi. Yani zengine vergisi, kayıt dışı meselesi, SGK'daki... Yaşar Erdinç. Sen çok mu para kazanıyorsun? Tabii kardeşim? Hocam sizin benden fazla vergi vermeniz lazım. 10 katım kazanıyorsunuz yani. Evet öyle dediğine bak. Bir reklam arası vereceğiz. Evet. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dönüşte izleyicilerimizden gelen sorular var, yorumlar var. Onlara geçeceğiz. Borsaya, dolara bakacağız ama bu konuyla ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Hocam tamam siz hani biraz daha geniş tepeden bakıyorsunuz meseleye. Doğru makroekonomik meselelerde Türkiye evet. Pek çok şeyi halletti. Hakikaten iyi noktaya gidiyor. İstikrar falan çok önemli ama... Ya hayatta pahalı hocam. Sokaktaki vatandaşın büyük kısmı hakikaten sıkıntı çekiyor. Onu da söyleyelim de öyle gidelim reklama. Evet bence evet. Ya ona itirazım yok peki, zaten. Bir reklam aramız var. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Amerikan Büyükelçiliğine saldırı ne anlama geliyor? İmralı görüşmelerinin perde arkasında neler var? Tutuklu askerlerin durumu ne olacak? Bugün gazetesi Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Temsilciler Meclisi'nde bu hafta Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Metehan Demir, Zaman gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Ünal, Yurt gazetesi haber koordinatörü İsmet Demirdöğen gündemi değerlendiriyor. Temsilciler Meclisi bugün saat 20'de Bugün TV'de.
Çocuk sahibi olmak bir arzu, dilek, murat ya da ümit olmaktan çıkıyor. Ailelerin umudu gerçek oluyor. 2500 aileye ücretsiz tüp bebek projesi başladı. Acı Badem Sağlık Grubu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. İyiliğin resmini beraber bulalım. Yetimlere dünyanızda yer açın. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Alo. Canım, ne yapıyorsun? İyi, ben de işte askerlik falan, ne yapalım, uğraşıyoruz. Ya bir şey diyeceğim, ben çok özledim seni ya. Evet. Alo. Alo. Alo! Ben arayacağım. Alo! Komutanım, orada çekmiyor, gerçekten çekmiyor. O yüzden çıktım ben buraya. Paranın rotası devam ediyor. Hocam şimdi dün mailler gelmeye başladı ama dün biz bir domates konusu olmuştu burada, hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz de belki hatırlayacaklar. Ben bir hatırlatayım, evet, onu. Evet, Güngör Uras'ın bir yazısı vardı. Onun 85 üzerine. Kuruş Antalya'daki domates. Hı-hı. Domates burada 3,5 ile 5,5 lira arasında satılıyor diye. Biz onu konuşurken, hani niye böyle diye anlatırken, siz ve ben kendi hani görüşlerimizi aktarırken bir izleyicimiz Cem Akgün demişti ki, pardon Cem Akgün değil. Hayır, Cem Akgün değil. Kimdi? Hemen bakalım. Siz mazot fiyatlarını hatırdan haberdar mısınız demişti izleyicimiz. Cenk, evet. Özcan. Cenk Özcan, evet. Şimdi biz onun üzerine, hani bu iş sadece mazotla ilgili değil ama siz yine de bizi bilgilendirin, bir hesap yapın, biz de öğrenelim, bizi bilinçlenelim demiştik. Fakat ondan bir yanıt gelmemişti. Başka bir izleyicimizden yanıt gelmiş. Onu ileterek başlayalım bu bölüme de. Şimdi diyor ki izleyicimiz, o domates hesabını yapmış bize. Antalya İstanbul 18 ton kamyon nakliye bedeli 2000 lira. Antalya kamyon yükleme maliyeti 150 lira. İstanbul kamyon tahliye maliyeti 200 lira. İstanbul domates kilo ortalama nakliye maliyeti 8 kuruş. Antalya domates kilo fiyatı 85 kuruş. İstanbul Bayrampaşa hal domates kilo maliyeti 93 kuruş. Yani İstanbul'daki halde de maliyet 93 kuruş. Geriye kalan Antalya İstanbul şirket vergi fatura giderleri genelde zarar gösterdikleri için domates kilo bazında elle tutulur bir maliyeti olmuyor. İstanbul Antalya ofis giderleri kira bedeli domatesin kilosuna yansıyor. Ama işte böyle mazot falanla ilgili bir matematikte bir rakam yani 85 yok. 85 kuruşun içerisinde oradaki ofis giderleri tabii, falan tabii, da ofis var. Ofis giderleri var. Kaçırılan vergi var diyor. Evet. 8 kuruş diyor. Oraya gelinceye kadar. Şimdi hocam normalde evet aynen 8 kuruş. Antalya'dan İstanbul haline gelişe kadar maliyet 8 kuruş. Evet. Diyor ki en çok parayı kazananlar kimler peki? 1. İstanbul halcisi, 2. İstanbul perakendecisi, 3. Antalya halcisi. Yani bu işin hesabı da böyle. Öyle mazot falan gördüğünüz gibi hiç şeyin içinde yok. Ya hayır, şimdi bu tabii 18 kabaca bir hesap. Ton mazotu... 8 değil de 15'tir, 15 kuruştur falan ama asla Antalya'dan 85 kuruşa çıkan şeyin buraya gelirken maliyeti burada 3,5 lira olmaz. 5,5 liraya satılmasını mazotla açıklamak mümkün değil. Sadece mazotla açıklamak mümkün değil. Onu söylemiş olalım. O hesabı güzel yapmış izleyicimiz. Onu aktararak başlayalım. 18 bölüme. Ton domatesin buraya geliş fiyatı 2000 lira. Yani mazot, evet, fiyatı. Böl yani 2000 liraya, evet, 18 ton. İşte, mazot ne yani kadar yansıyor 18 görürsünüz. 18 bin kiloya böl. O zaman ne kadar bir mazot yaktığını da buluyorsun. Bir de indirme, bir bindirme yani yükleme ve maliyetlerini de koymuş. Ya hadi tamam 1 lira olsun. Ya 1,5 lira olsun. 1,5 liranın üzerine %25 kar koy. Evet. Yani 2 liraya, 2 liradan fazla olmaması lazım burada. Fakat dediği gibi o tarladan direkt üreticiye gelmediği için
hale geldiği için, hı-hı, haldeki komisyoncu o ona veriyor. Perakendeci vesaire oraya gelene kadar herkes bir %25-30, %50, %100, evet, koyduğu zaman sonuç böyle oluyor. Peki şimdi hocam gelelim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Konuşmuştuk dün. Evet, ne yapacağız? İnternetten gideceğiz. İnternetten gireceğiz. Evet, aynen öyle. Ya niye bu domatesçiler şey yapmıyor ki? Var. Oradan kargoyla göndersin Antalya'dan bize. Hocam yani var öyle imkanlar. Ben şimdi adres vermeyeyim de araştırırsa izleyicilerimiz bulurlar. Domatesi de alabilirsiniz, patlıcanı da alabilirsiniz. Var, bir sürü yer var. Evet. Neyse, şimdi gelelim biz borsaya. Aydın Bey demiş ki, bizim piyasa dün 200 puan yukarı, 1000 puan aşağı yaptı. Bu da bence aşağı eğilim halen sürdüğünü ve yeni alıcıların yüksek volatileden korktuğunu gösteriyor. Acaba ne zaman yeni oyuncular piyasaya girmeye başlar? Sizin için stop seviyesi neresidir? Dün borsada ne oldu hocam? Bir de yabancılar Ocak ayında net alıcı olmuşlar. 180 milyon dolarlık net bir alış yapmışlar. Bu rakam neyi ifade ediyor? Evet. Grafiği verebilirsek arkadaşlar, burada dün en azından ne olduğuna bir bakalım. Şu dikey çizginin olduğu yer borsanın açıldığı seviye ve bu seviyeden açılıyor borsa ki bu seviye 81 bin civarı. 81 binin üzeri görülüyor 200 seviyesi. Sürekli bir yatay hareket oluyor. Bu yatay hareket sırasında ilk seans bitiyor ve ikinci seans başlıyor. İkinci seans başladıktan sonra şu bölgede yavaş yavaş bir aşağı hareket var. Şu bölgede yine bir miktar satış var. Ama bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Onu çizerek göstermemde fayda var. Bu yeni toplama hareketinin şeyi bence. Yani şu an borsada bir yeniden pozisyon alma şeyi var. Şu bölge de bir miktar düşüş başlıyor. Ve tam şu noktada da düşüş hızlanıyor. Düşüşün hızlandığı yerlere bakıyoruz. Daha önceki hacimlerle karşılaştırdığımızda bir tane çubuk var sadece. Pek fazla bir hacim yok. Hacmin geldiği nokta burası, alım noktası. Ve burada da son seansın son 10 dakikasında yukarı yönlü hareket görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hareketlere bakarak çok anlamlı sonuçlar çıkartmak mümkün değil. Ben yazılarımda şunu çok net bir şekilde vurguladım. Evet, bu düşüş bir şekilde devam edecek ve dip arayışı olacaktır. Dip arayışı bittikten sonra da büyük bir olasılıkla ki şu an bu şeyi veriyorum, yani şu grafiği. Birincisi şunu gördük biz, 78.500-600 seviyesinde bir dip oluştu. Ondan sonraki en güçlü direnç seviyesi şu 81.250 civarında oluştu. Yani şöyle bir miktar eğimli çizdim ama yaklaşık olarak, yani kalem şey olduğu için, mouse oynadığı için tam çizemiyorum. Ve şu bölgede bir destek durumuna dönüştü. Şu kanaldan kurtuldu endeks, şu kanala girdi ve bu kanalda bir test yapıyor. Yani 80 bin testi yapıyor. Bu testi bugün nasıl bitirecek? Aşağı mı kıracak, yukarı mı gidecek? Şu an genel eğilim, bütün birçok yatırımcının genel eğilimi bunun tekrar yeniden aşağı gideceği yönünde. Fakat teknik olarak baktığımızda, hani şeye baktığımızda, 60 dakikalık grafiklere baktığımızda yeniden, ki hemen onu tekrar göstereyim. Şu bölgede bir dip oluşmuştu. Ve bu dip oluşurken, yani şu noktaya denk geliyor ki onu tekrar çizemiyorum. Şu nokta ya karşılık, şurada en dibe gelmişti talep. Tam bu noktaya gelmişti. Buradan sonra daha da aşağı gitti endeks. Yani şöyle bir hareket yaptı. Bu hareket sonrasında biz talep konsantrasyon eğrisini yukarı doğru gitmeye başladığını gördük. Ve arkasından da şöyle bir yükseliş geldi. Şimdi talep konsantrasyon eğrisi ne zaman 80'e geldi? Ki bunu webinarda anlatmıştım. Canlı bir webinar yayını yapmıştım. Evet. Orada anlatmıştım. Talep konsantrasyonu ne zaman 80'in üzerine geldi? Burada durma var. Şimdi bu duruş sırasında şu yükselişin baz etkisiyle talep konsantrasyon eğrisi yeniden dip seviyeye gelmiş durumda. Dolayısıyla bu seviyelerden itibaren daha fazla düşmesi durumunda, ki sıfırın altına geliyor. Nasıl ki daha önce sıfırın altına gelip ikinci bir dibi yaptığında yeniden yukarı çıkmışsa, bu bölgeler artık bence önümüzdeki, yalnız 1-2 haftalık bir süreç için konuşuyorum, bu bölgeler tekrar yeni bir dip sıkışmasının olacağı
ve ondan sonra teknik olarak konuşuyorum. Yani teknik olarak yeniden bir yukarı hareket ama bu sefer 81.250 seviyesinin yukarı kırılması. Bugün tahmin ediyorum bir miktar yukarı çaba göreceğiz yeniden endekse. Bugün yalnız bilanço açıklanma dönemi. Türk Telekom'un bilançosu geliyor bugün ve reel sektör bilanço açıklamaya başlıyor. Onun da etkilerini göreceğiz. Onun haricinde çok bıktırıcı bir sürece girilecek diye 3-4 defa yazılarımda da belirttim. Yani şu an bıktırıcı bir süreç başladı. Ve yatırımcılar her hareketten nem kapacaklar. Ve kanal içerisinde, yani endeks bu kanal içerisindeyken 78.500-600 ile 81.250 kanalı içindeyken yaklaşık bir 2000 puanlık bir kanal burası. Yani şu kanalın içerisindeyken her aşağı yukarı hareketlere çok fazla reaksiyon verirlerse büyük para kaybederler. Burada endeks bu seviyelerde durduğu sürece çok hareket etmemek lazım. Yani endeks 79.500'e 78.500'e gelebilir. Burası destektir. Burada işlem hacmi iyice düşer bence ve buradan bakarsınız tekrar yukarı gidiyordur. Veya işte 81.000 82.000 seviyesine yaklaşır. Oradan bir satış gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Daha önce gördüğümüz benzer hareketleri, düşüşler sonrası bıktırıcı hareketleri benzer şekilde göreceğiz. Yani bu geçmiş dönemlerde örneğin şu hareket ki bu şeye baktığımızda 68 bin ile 66 bin aralığındaki 2000 puanlık mesela destek kırılıyor görülüyor. Ondan sonra tekrar yukarı çıkıyor. Yani böyle bir dalgalı bir seyri biz izlemeye devam edeceğiz. Ve tahmin ediyorum Barış bu hareket büyük bir olasılıkla en fazla 1-2 hafta sürecek. Yani ondan sonra da yön bulacak borsa. Nasıl yön bulacak? Tahmin ediyorum ben şurada şu 81.250 ile 78.600 seviyesi aralığında şey yaptıktan sonra dalgalandıktan sonra ya yukarı kırma yapacak ya da aşağı kırma yapacak. Şu an için aşağı kırma olasılığı daha zayıf gözüküyor. Petrol fiyatları bir miktar yukarı gittiğinde bize bir miktar satış geliyor. Dün dış piyasalar çok iyiydi. Bu sabah da çok çok iyi. Yani dış piyasalara baktığımızda şu an Dow Endeksinin ve S&P Endeksinin vadelilerine baktığımızda %0.20 yukarıda. Japonya, Asya bölgesi bayağı güçlü bir artış sergilemiş durumda. Ve genel olarak işte faizler aşağı gitti. Bizde faizler 5.78'e indi 5.85'lerden. Bu dönem yani bu hafta sonuna kadar böyle bir daha da düşen işlem hacmiyle dalgalı, sıkışık ve bıktırıcı seansları izlemeye devam edeceğiz. Ama bugün bir miktar yukarı gideyim çabası olabilir. Yani dünkü gerilemeden sonra. Peki hocam şimdi bir bankacı izleyicimiz Saadet Büyük soruyor ki Kozyatan'danmış, komşummuş da aynı zamanda. Evet. Faizler tarafında enflasyon sonrasında ne bekliyorsunuz demiş o. Faizleri dolar Türk lirası ve euro dolar için yorumlarınızı verebilir misiniz demiş. Benzer bir soru aslında yine faizlerle ilgili bir izleyicimiz daha soruyor. Onu da ekleyeyim. Reşat Bağcıoğlu o da diyor ki genel anlamda bakıldığında 10 sene önce faizlerin %65'ler dolayında iken bugün geldiğimiz nokta faizlerin %6-8 civarına gerilemiş olması güzel bir sonuç. Ancak dünya piyasalarına bakıldığında ise aynı dönemde Libor faizlerinin %6'dan bugün %0'lara yakın düzeylere evet. düştüğünü görüyoruz. Doğru. Türkiye olarak hala faizler düştü ama bu memnuniyet verici gibi görünse de dünya piyasalarına oranla yüksek. Faizlerin gerilemesi tamamen konjonktürel ayrıca. Ülkemiz de buna ayak uydurdu. Ancak yine de dünya piyasalarının üzerindeyiz. İlk bakışta ülkemizdeki faiz düşüşü başarı gibi görünmesine rağmen sizce de başarı mıdır demiş. Şimdi şöyle yani döneme baktığında tabii ki başarı. Yani %70 faizlerden %6'lara düşüyorsun. Hı-hı. O da kamu açıklarını tamamıyla yok ettiğin için. Kamu açıklarını parayla finanse etmediğin için yani Merkez Bankası'nın parasıyla finanse etmediği için öyle. Önce Saadet Hanım'ın sorusunu cevaplayayım ben. Enflasyon sonrasında bu enflasyon sonrasında ne bekliyorsunuz? Faizler tarafında normal şartlar altında dünkü hareketi hiç beklemiyordum. Yani dün 5.85'ten faizler 5.78'e düştü. Evet. 5.78'e düşer mi deselerdi dün bana hayır asla düşmez en fazla yatay gider veya yukarı yönlü hareket eder derdim. Yalnız tahmin ediyorum bu hisselerden bir miktar çıkış oldu. Yani yabancılar Ocak'ta almış gözüküyor ama eğer o son dalga Moody's'den sonraki düşüş olmasaydı belki 400'ler almış olacaklardı. Bir miktar sattılar yabancı takas oranında azalma var. Tahmin ediyorum onlardan biraz beklemedeler şu an hisse almak için. Hı hı. Karları görmek istiyorlar. Onlar bir bonoya girmiş olabilir.
Ve doların da yukarı gitmesi, yani 1.76-50'lere gitti. Oradan bir miktar dolardan TL'ye geçip tekrar bonoya girmiş olabilirler. Bunlar çok kısa vadeli hareketler. Ama 1.65 enflasyon sonrasında yıllık enflasyon hedefini tutturmak için yaklaşık olarak 4 puanlık, 3.5-4 puanlık bir yer kaldı. Yani öyle 11 ayda 4 puan bir enflasyon olması lazım. Ben faizlerin artık dip yaptığını düşünüyorum Barış. Ve bu faizlerin bundan sonraki yönü konusunda artık yukarı olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar diğer izleyicimiz faizlerin hala yüksek olduğunu söylese de Türkiye'de enflasyonun da %6.5-7 olduğu unutmamalı. Yani diğer ülkelerde merkez bankaları sıfırladı faiz ama orada işsizlik patladı. Ve bu işsizliği aşağı çekebilmek için o sıfır faiz politikasını devam ettiriyorlar. Daha nereye düşsün? Yani konjonktürel olarak dünyadaki faizler düşebileceği en dip noktalara geldi. Japonya'da faizler sıfır neredeyse. Amerika'da 0.12 civarında gerçekleşiyor kısa vadeli faizler. Dolayısıyla bu aşamadan sonra ben faizlerde artık yukarı hareket bekliyorum. Dolayısıyla tahvil ve bono fonları önümüzdeki birkaç ay içerisinde zarar ettirmez ama pek fazla bir getirisi olmaz. Hocam son iki dakikamız. Evet. Türk lirası, dolar, euro, dolar parası. Dolarda bir yukarı hareket oldu. Son bir şey yapalım. İki dakikaya sığdıralım. Dolarda bir yukarı hareket oldu Barış. 1.76-1.765 seviyelerine kadar. 1.765'ten itibaren şu anda da bir miktar yukarı hareket gerçekleşiyor. 1.764 civarında, yani oraya yaklaşmıştı. Gene düne göre bir miktar yukarıda. Hı-hı. Ben dolarda önümüzdeki 2-3 aylık süre içerisinde yavaş yavaş bir yukarı eğim bekliyorum. Çünkü bütçede de bozulmalar var. Bunu da göreceğiz bence bu dönemde. Özellikle Sayın Başbakan'ın ihaleleri ertelemesi, bu fiyatlara uygun bulmaması maliyenin hesaplarını çok ciddi anlamda bozacak. Bu da faizlerin yükselmesine en önemli etkenlerden bir tanesi olacak. Çünkü o gelirlere güveniliyordu. B2'de 2B yasasında da çok ciddi bir talep olmadı, onu söyleyeyim. Oradan iyi bir 5 milyar, 6 milyar pahalı bekleniyor. Geliyor hala. Kesinlikle o gelmeyecek. Yani o çok net ortaya çıktı. Çünkü peşin ödemede çok daha büyük indirime gitmek zorunda kaldı. Baktı ki kimse almıyor maliye. Dolayısıyla geçen seneki gibi özelleştirme gelirleri de bu sene bütçeyi kurtaracak ama maalesef bütçenin genel gidişatı bence iyi değil. O faizleri ileride yükseltecektir. Dolar TL de bununla birlikte yavaş yavaş bir yukarı trend içinde olacaktır. Ama maksimum gidebileceği yer 1.82'dir. Yani bir önümüzdeki 2-3 ay içerisinde görebildiğim kadarıyla bu nedenle de yatırımcıların portföylerinde bir miktar artık dolar bulundurabileceklerini düşünüyorum. Çünkü euro dolar paritesi de çok zirveye geldi. Orada da yeniden sorunlar başladı Avrupa'da. Bu şey öncesinde euro dolar paritesi çok düşebilir. İtalyan seçimleri öncesinde. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bugün de paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar bugünün gündemiyle karşınızda olacağız ama bugünün gündeminde bugün sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya var. Onu da hatırlatmış olayım. 657 sayılı kanun, yani memurlarla ilgili kanun değişiyor. Neler değişiyor? Memurlar açısından farklı neler geliyor? Memur sayısı artacak mı? Bunları soracağız. Ayrıca yine sizlerden gelecek soruları da yanıtlayacak Özgür Kaya. Dolayısıyla aradan sonra bugünün gündeminde de sizlerle birlikte olalım. Koz Altın paranın rotasını sundu. Avrupa'nın iki devi karşı karşıya geliyor. Bu heyecan fırtınasını bugün TV evlerinize getiriyor. Bir tarafta son Dünya Kupası finalisti Hollanda, diğer tarafta kupa koleksiyoncusu İtalya. Van Persie'li, Kite'li, Buntelar'lı portakallar, Pirlo'lu, Marquisio'lu, Balotelli'li gök mavilileri konuk ediyor. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönetici bu müthiş mücadele bugün 21.30'da sadece bugün TV ekranında. Kaçırmayın. Hero'yla çile biter, temizlik başlar. Arif, Innovative Life.
çile biter, temizlik başlar. Ay, Innovative Life. O büyüyor. Onunla birlikte yatırımlarının değeri de durmaksızın yükseliyor. O, Halkbank liderliğinde kurulduğu 2010'dan sonraki ilk tam yılında 30.4 milyon lira net kâra ulaştı. O, kuruluşundan itibaren geçen 2 yıl